Bir arabaya bakıp aslında bir bilgisayar gördünüz mü hiç? Beyazıt Sail işte tam bunu sunuyor bizlere. Ne gibi teknik özelliklere sahip, ne gibi bir teknolojiyle karşılıyor bizleri? Hazırsak başlayalım. İnsanlar Beyazıt Sail'ı genellikle test rakibi olarak biliyor. Ama bu buzdağının sadece görünen bir kısmı. Bu otomobil BYD'nin 30 yıllık batarya deneyimine kendi geliştirdiği e-platform 3.0'a Cell-to-Body teknolojisini birleştiriyor. Bu ne demek? Batarya artık sadece enerji kaynağı değil, aracın yapısal bir parçası. Yani Sail sadece elektrikli sedan değil, gelecekte kendi kendini sürecek altyapıya sahip bir cihaz. Hani eskiden Kara Şimşek dizisinde Kit vardı ya, kendi kendine düşünebilen, sürücüsüne yardımcı olan, işte Beyazıt Sail o hayalin bugünkü karşılığı. Sail'ın kalbindeki teknoloji yarı otonom sürüş için hazırlanmış. Bugün Türkiye'de satılan 160 kW'lık dizayn versiyonunda Level 2 destekli asistanlar var. Ama altyapı yazılım güncellemeleriyle Level 3 denilen otonomiye çıkabilecek şekilde tasarlanmış. Adaptif Cruise Control, şerit takip, otomatik park gibi özellikler zaten var. Ama asıl bomba tüm bu sistemler merkezi bir beyinle yönetiliyor. Kara Şimşek'in Kit'i sürücüsüyle konuşuyordu, karar veriyordu. Beyazıt Sail şimdilik konuşmuyor ama adım adım o noktaya hazırlanıyor. Her güncellemede daha da akıllanan yapay zeka sürüş asistanına dönüşüyor. Gelelim multimedya özelliklerine. Aracın ortasında devasa bir 15.6 inçlik ekran var. Ama bu ekran bildiğiniz ekran değil, motorlu mekanizma sayesinde yataydan dikeye dönebiliyor. Navigasyonu dikey görmek istiyorsun, çeviriyorsun, film izlemek istiyorsan yatay yapıyorsun. Çözünürlük ise 1920x1080. Full HD bir ekrana sahip. Dokunmatik tepkisi ise neredeyse iPad seviyesinde. Apple CarPlay ve Android Auto desteği ve auto güncellemeleri mevcut. Split screen özelliği ile de ekranı ikiye bölüp hem navigasyonu hem de müziği aynı anda kullanabiliyorsun. Kit'in gösterge panelinde sürücüyle iletişim kurduğu sahneleri hatırlayın. İşte bu ekran da o hissi yaşatıyor. Araç seninle iletişim kuran bir partner gibi oluyor. Sürücünün önünde 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı var. Hız, menzil, sürüş modu, enerji tüketimi gibi bilgiler net şekilde sunuluyor. İlginç bir detay da sistem kısa süreli sorun yaşarsa simple mod dediğimiz bir moda geçiyor ve bu sade ama güvenli bir görünüm sağlıyor. Yani bozulmuyor, kendi kendini korumaya alıyor. Tıpkı Kara Şimşek'in defense modu açması gibi. Exchange versiyonunda ise head-up display dediğimiz bir özellik var. Yani hız ve navigasyon doğrudan ön cama yansıyor. Gözünüzü yoldan ayırmadan sanki kit seninle konuşuyormuş gibi bilgi aktarıyor. BYD'nin meşhur Blade batarya teknolojisi Sail'de de var elbette. Çivileme testlerinde yanmayan, delinmeyen ısıya karşı ve dirençli bir bataryaya sahip. Enerji kapasitesi 61.4 kWh ve bu da tabi 460 km'lik bir menzil sunuyor. Hızlı şarjı ile %30'dan %80'e sadece 26 dakikada dolabiliyor. Ama esas fark bu batarya yazılım tarafından sürekli izleniyor. Hücre sağlığı, enerji dağılımı, sağlık gibi bir sürü kontrol altında tutuyor sürekli. Yani bu araba sadece bir enerji depolamıyor. Kendi kendine düşünüp bataryasını koruyan bir yapay zeka gibi çalışıyor. Dyna Audio Premium Sound denilen özellik sayesinde 12 adet hoparlörü size sinema salonu kalitesinde ses sunuyor. Panoramik cam tavanı açılmasa da içeriye şey alıyor, ferahlık katıyor. Isıtmalı havalandırmalı spor koltukları ise ergonomi ve konforu birlikte getiriyor. Arka tarafında 400 litrelik bagajı, ön tarafta da 53 litrelik ön bagajı birlikte pratik bir alan sağlıyor.
Kara Şimşek de kit sürücüye konforlu hissettirmek için her şeye sahipse Seal de modern sürücüyü aynı şekilde şımartabiliyor. Türkiye'ye gelen 160 kW'lık dizayn versiyonu aslında ulaşılabilir teknoloji için var. 100 km'ye 6.9 saniyede ulaşması, 460 km menzili ve fiyatıyla da günlük kullanıcıyı adeta cezbedebiliyor diyebiliriz. Exchange versiyonunda ise 390 kWh'lı bir batarya sunulurken 0'dan 100'e yaklaşık 3.8 saniyede hızlanabiliyor ve 520 km menzil sunuyor. Ama fiyatı biraz daha yüksek tabii ki. Aslında sorumuz şu olmalı: ben hız delisi miyim yoksa Kara Şimşek gibi hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen biri miyim? BDS değil, aslında bir araba değil. O 4 tekerlekli bir bilgisayar. Ve asıl soru şu: bundan sonra biz mi arabaları kullanacağız yoksa arabalar mı bizi? Takipte kalın çünkü bu kanalda teknoloji konuşuyoruz.